Mutlu günler değerli izleyenler. Hoş geldiniz stüdyolarımıza. 15 Aralık çarşamba günündeyiz ve her gün olduğu gibi sevgili Uğur Melek ile birlikte sizleri sevgiyle, saygıyla, selamlayarak açıyoruz. Bugünkü programımıza da Uğur Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederim, siz? Çok teşekkürler, iyiyiz biz de. Biraz gülerek açtık ya, her gün gülerek açıyoruz da bugün biraz da gözlerim yaşardı. Yayına girmeden önce sevgili Uğur Meleke güldürdü bizi. Allah da sizi güldürsün. Çok teşekkürler. <gülüyor> <gülüyor> e, efendim hemen bugün e, malumunuz... Sport Auto Süper Lig'de haftayı bir maç haftasını daha geride bıraktık. Ve e, istatistik bölümümüz olacak ilerleyen dakikalarda. Hem 16. hafta hem de 16 haftalık istatistiklerle değerlendirmeleri yapacak Uğur Melek'e. Ama öncesinde e, sıcak... Bazı gelişmeler var. Onları da sizlerle paylaşmak istiyoruz istatistik bölümüne gitmeden önce. Malum geride bıraktığımız haftada Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın da yolları ayırmıştı. Şimdi o konu biraz daha öne çıkmış gibi görünüyor. Kim gelecek Sergen Hoca'nın yerine? Beşiktaş Teknik Direktörü olarak kiminle çalışacak? Fanatik Gazetesi de bu konuyu Hoca Operasyonu'nda son dakika başlığıyla okuyucusuna aktarmış. Siyah beyazlı idareciler, yeni hoca konusunda yönetimden karar çıkmaması sonrasında ön anlaşma sağlanan Estoril teknik direktörü Bruno Piniero'dan zaman istedi. Braga'nın da teklifte bulunduğu 45 yaşındaki çalıştırıcı Portekiz ekibini beklemeye aldı. Yardımcısı Eren Şafaa Beşiktaş, Kayseri Spor maçını Vodafone Park'ta takip ettiren Şenol Güneş, takımla ilgili bilgi toplamaya başladı. Yerli adaylar arasında yer alan Rıza Çalınbay'ın da teklif halinde Sivas Spor yönetiminden ayrılık için izni şimdiden hazır. Şimdi burada ayrıntılar da aktarılmış. Ee, Pinero için, Bruno Pinero için 45 yaşındaki teknik adamdan süre istendi. Carlos Carvajal'in Flamengo'ya geçme ihtimali sonrasında Braga'nın koltuğunu doldurması için adı geçen Pinheiro'nun Beşiktaş'ta yaptığı ön anlaşma sebebiyle Portekiz ekibini beklettiği kaydedildi. Zaten bizde, bizim ülkemizde bir e, teknik direktör ya da bir futbolcu arandığı zaman hemen dünyanın her yerinden şey gelir, teklif gelir. Ya bak onlar da istiyor. Yani ama işte önceliği Türkiye vesaire. Hemen teklif gelir. Bu çok şaşırtıcı bir durum değil. Herkes Aportta bizi bekliyor. E, Türk Türklerin e, bir isme talepte bulunmasını bekliyor. Talepte bulunduğu anda coşuyorlar. Onlar da ah tamam Türkler bu hocayı istedi dur biz de gidelim diye. Yine öyle benzer bir durum oluşmuş. Hocanın tamamen kariyerinden vesairesinden ayrı olarak söylüyorum. Ya da Beşiktaş ya da Pinheri olarak düşünmeyin. Genelden bahsediyorum. Diğer taraftan Şenol Güneş önceki gün Trabzon'dan İstanbul'a geldi. Yardımcısı Eren Şafak e, hafta sonu Beşiktaş Kayseri Spor maçını izledi. Onu Şenol Hoca ile ilgili başka bir ayrıntı yok şeyin içerisinde, haberin içerisinde. E, Keza Rıza Çalınbay'la da aynı şekilde herhangi bir başlık ve başlık altından başka şey yok, bir ayrıntı yok. Gerçi burada Gökmen Özcan yazmış, özel değil, çok özel ibaresi. Çok özel olan bölümü hangisi acaba? Üçe düştü herhalde değil mi? Yani Şenol Hoca ciddi bir aday konuşuluyordu ancak o iş ciddiye bindi anlıyoruz bu haberden çok özel kısmında. Rıza Hoca yine isimlerden bir tanesi ama birinci sırada Pinero var şu anda gibi mi anlayacağız bu kurguda? Aşağıda öyle anlaşılıyor yine çok özel ibaresiyle verilmiş. Beşiktaş ikinci başkanı Adnan Dalga Kıran Fanatik Gazetesi'ne konuştu diye. Kararlıyız kelimesi büyük puntoyla atılmış. Futbolcuların doğru seçimi kadar onları sahaya hazırlayan ekibin uyumu, modern futbol bilgisi, empati yeteneği, bilgiyi aktarma kabiliyeti çok önemli diyor Adnan Dalga Kıran. Mevcut düzenin sonundayız. İçinde bulunduğumuz yıkımı değişim için fırsata çevirmeye kararlıyız. Ee, bu okuduğum cümleler çok gerçekten çok güzel cümleler. Özellikle şu kısma bayıldım. Ee, ekibin uyumu, teknik ekibin uyumu, modern futbol bilgisi, empati yeteneği ve bilgiyi aktarma kabiliyeti, herhalde en önemlilerinden bir tanesi olsa için. Bazısı çünkü çok iyi anlar ama bir türlü istediğini aktaramaz. Bu önemli bir aynı şey yorumculuk ya da ekran e, işinde de vardı anlatamaz, dile getiremez, cümle kuramaz vesaire. Doğru. Adnan dalga kıran onun altını çizmiş ve bulunduğumuz içinde bulunduğumuz yıkımı değişim için fırsata çevirmeye kararlıyız. Bu tip zamanlar evet fırsat yakalamak için de son derece uygun zamanlardır. Zamanlardır. Adnan dalga kıran da bu konunun altını çizmiş. Bakayım şeyle alakalı olarak başka bir ayrıntı vermiş mi? Fanatik gazetesine verdiği demekte genç dinamik değer kazanan mücadeleci ve birbiriyle uyum içerisindeki oyuncuların doğru seçimi kadar onları sahaya hazırlayan e, ekibin oyuncu grubuyla uyumu modern futbol bilgisi empati yeteneği bilgi aktarma kabiliyeti çok önemli mevcut düzenin sonuna gelindiğini herkes görüyor yorumunda bulundu demiş Adnan dalga kiran için bunu bir yöneticinin bu şekilde dile getirmesi gerçekten bu bilinçli olması gerçekten çok güzel. Takvim gazetesi Çebi'nin gönlü güneşte. Beşiktaş'ta yeni hoca için geri sayım sürüyor. Artık herkes başkanın vereceği kararı bekliyor. Yönetimde Pinero gelsin görüşü ağırlık kazanırken. Başkan Ahmet Nur Çebi Şenol Güneş'le yeniden çalışma fikrine daha sıcak bakıyor. Kesin karar takım etkilenmesin diye Fenerbahçe derbisinden sonra açıklanacak demiş gazete. Bu arada İspanyol basınından Castellanos iddiası diye bir başlık var. As gazetesi Beşiktaş'ın MLS yani Amerikan Futbol Ligi ekibi New York'ta forma giyen Arjantinli forvet için teklif yaptığı öne sürüldü kulübüyle 2025'e kadar. New York kulübüyle 2025'e kadar sözleşmesi olan 23 yaşındaki Castellanos'un mevcut piyasa değeri 7 milyon euro. Bu sezon 36 maçta 23 gol 8 asistlik performans sergileyen Castellanos'un ismi birçok önemli Avrupa kulübüyle de anılıyor diye ayrıca bir transfer haberi oraya sıkıştırmış. Ha bu lay işi isterseniz sonraya bırakalım. Önce şeyle, teknik direktörle başlayalım. Anlaşılan o ki, demin de söylediğimiz gibi, 3 isime inmiş gibi görünür. Yani bir kulüp nasıl tek direktör ataması yapar? Tek direktör değişikliğinde hangi kriterleri göz önüne almalıdır? E, bu seçimi nasıl yapmalıdır? Teorisiyle başlamak lazım diye düşünüyorum. Bu fasla. Çünkü belki bir süre sonra Fenerbahçe için de benzer şeyi tartışabiliriz. Ve esasında temelde doğru yanıtların alınması için doğru soruların sorulması lazım gibi hissediyorum. Şimdi Adnan Bey, Adnan Dalga Kıran aslında o şeyi vermiş. Biraz o tavra yakın değil mi? Formülü Açık vermiş. Olması. O tavra yakın. Şimdi Beşiktaş'ın nasıl bir tek direktörü vardı? Nasıl bir yönetim modeli ortaya koydu? Nerede başarısız oldu? Neden yollar ayrıldı? Eğer doğru teşhis yapılırsa problemin ne olduğu doğru hissedilir, doğru teşhis edilirse tedavinin de e, en azından o seviyede başarılı olacağına inanmak mümkün. Beşiktaş ciddi bir süredir e, topa sahip olan, üçüncü bölgeye mağ ile kalabalık giden, stoperleriyle beraber ikinci bölgeye oyun kurulumunu taşıyan, yediğinden fazlasını atmaya çalışan bir futbol anlayışı içinde. Şenol Güneş'in de bu anlayışla gerek Süper Lig'de gerek Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olduğunu biliyoruz. Fakat kadrosu çok büyük bir türbülansa uğradı. O başarılı Şampiyonlar Ligi sezonundan sonra yaklaşık bir yıl içinde 365 gün içinde neredeyse ideal 11'in tamamı gitti Beşiktaş'ın. Doğru. Ve bu kadar büyük bir türbülans yaşadığı için Şener Güneş de bu e, rüzgarın arkasında duramadı ama Sergen Yalçın'la benzer bir anlayış devam ettirildi. Gerek yarım sezonda, ilk başta yarım sezonda, sonra şampiyon olduğu tam sezonda Beşiktaş birçok istatistikte, birçok ofansif istatistikte liderdi. Hep söylüyorum geçen sezon rakip yarı alanda en çok isabetli pas yapan 3 oyuncu Joseph, Atiba ve Wellington. Bir tanesi Beşiktaş stoperi. Tüm ligin rakip yarı alanda en çok isabetli pas yapan 3 oyuncusu. Beşiktaş'ın oyun tanımı bu istatistikte çok korele, çok paralel. Şu anda hemen hemen aynı oyuncular devam ediyor. Böyle bir oyunu geçen sezon daha başarıyla uygulamışlar. Bu sezonda uygulamayı denediler ama muvaffak olamadılar. Dolayısıyla elimizdeki birinci veri, Beşiktaş'ın bir genetiği var, oyun genetiği var, bir oyun alışkanlığı var. Sanki o oyun alışkanlığı sürdürse doğru olacak. Elimizdeki birinci veri, Beşiktaş topa sahip olan, sete yerleşen, set ucumu seven, yediğinden fazlasını atmaya çalışan bir takım bir süredir. Elimizdeki birinci veri bu. İkinci veri de Sergen Yalçın'ın son dönemindeki başarısızlık. Neden başarısız oldu? Neyi düzeltmeli Beşiktaş? Bu doğru olan kısmı. Şimdi yanlış olan kısmına bakalım. Önder Karaveli bununla ilgili aslında bir sağlama yaptı. Son maç seçimiyle. Sergen Yalçın inandığı oyunculara çok fazla ısrar etmişti. Onları kamuoyunda suçlamasına rağmen zaman zaman yine de vazgeçmemişti. Bazısının tutkusu, coşkusu, isteği eksik deyip yine de ilk 11'ine radikal bir neşter vurmamıştı. Önder Karaveli o neşteri vurdu. Kısmen vurdu. İşte Rıdvan 11'de oynadı. Serdar Saatçı savunmaya yerleşti. Can Bozdoğan zaten Sergen Hoca döneminde oynamaya başlamıştı. Sonradan giren Güven ve Oğuzhan'la aslında bir bulmacının parçaları tamamlandı. Beşiktaş'ta dokunulmazlara dokundu Önder Hoca. Sergen Hoca biraz geç kalmıştı. Dokunulmazlara dokunmakta. Yerlerini cesur tercihlerle değiştirdi ve oradan da iyi verim aldı. Hafta sonundaki Kayseri Spor Maçı'na. Dolayısıyla gelecek hocanın, o zaman ikinci maddemiz gelecek hocanın, Beşiktaş'ın bu nüvesinden, bu genç ve ağırlıklı olarak yerli nüvesinden Montero'yu da eklersen bir tane de yabancı var. Bu genç nüvesinden iyi benim alabilecek, onlara güvenebilecek, onları kadroya kurabilir, koyabilecek, onların üzerine bir gelecek inşa edebilecek mantalitesi olması lazım gibi geliyor bana. Dolayısıyla şimdi iki tane data var. Bir, Beşiktaş'ın bu genetik ofansif oyunu sürdürecek. İki, genç oyunculara güvenecek. Hataya kredisi olacak. Onları geliştirebilecek. Anılan isimlere bakalım. Pineiro'nun oynattığı oyun öyle değil Estoril'de. Görünen o. belki eldeki malzemesi çok uygun değil ama oynattığı oyun o değil. Daha tutucu, daha pragmatik, az gol yiyen, çok fazla beraberlik alan, düşük skorlarla kazandığı maçları kazanan. Aslında Braga ile adanılıyor ya Braga'ya daha uygun. Carlos Carvalho'nun çünkü Braga'da yaptığı böyleydi. Eğer Carlos Carvalho, gidecekse ve Braga tercihini Pineiro'dan yana kullanacaksa mesela o da anlaşılır. Çünkü Braga'nın oyun anlayışı Estoril'e daha yakın. Beşiktaş'ın oyun anlayışı çok yakın değil. İki Rıza Çalınbay başka bir Braga örneği. Süper Lig'in Braga'sı. Bütün sezondur Sivasspor'un başında. Bu sezon topla oynama ortalaması yüzde 44. Geçen sezonda öyleydi zaten. Önceki sezonda öyleydi. Geçiş oyunu üzerine kurgulanan bir futbol. Çok temaslı oynanan bir futbol. Fiziksel oyun. E, topa sahip olmak gibi bir derdi yok. Set ucumu gibi bir derdi yok müthiş bir duran top uzmanlığı ligin en iyi duran top kullanan takımlarından biri Sivas Spor. Kontratak oyuncuları tabii ki bununla da başarıya gidebilirsiniz. Bu da bir metottur ama Beşiktaş'ın metoduna benzemiyor. Dolayısıyla Rıza Hoca oturup konuşmak lazım. Hani Sivas Spor'da uyguladığı strateji Beşiktaş'a e uymaz. Beşiktaş'a e başka bir strateji var mı kafasında? Ya da Sivas Spor'da uyguladığı stratejinin ana plan olduğunu düşünüyor. Vitor Pereira'da ile Fenerbahçe'nin yaşadığı probleme benzer. Oraya döner iş. Vito Pereira'nın olağanüstü inandığı doğruların Fenerbahçe kadrosuna uymaması gibi. Üçüncü isim Şenol Güneş zaten bunu yapmış başarmış birisi. Bunun temellerini atmış birisi. Sadece milli takımla şüphesiz ki biraz yıprandı. Ve e, o da bazı oyuncularda lüzumundan fazla ısrar ederek görevini kaybetti. Yenile kapalı olarak. Havuzu biraz dar tutarak. Bir türlü e, o kadroyu genişletecek hamleleri yapmayarak. Biraz daha geniş bakmayarak. E, 25-30 kişiyle gitmekte ısrar ederek. 50 kişiye çıkarsa hani milli takım havuzunu belki de hala görevde olacaktı. Onu da ısrar etmişti. Bu aslında kulüp takım yönetmeye daha uygundur. Milli takımdansa. Çünkü kulüp takımında kadro belidir. Onu çok fazla genişletme şansınız yok. E, oyuncuları geliştirirsiniz ve onlardan verim almaya çalışırsınız. O daha uygun. Yani eğer 3 aday buysa ama mesela dün Okan Buruk da yazılıyordu. Okan Buruk da bence İsmi, uygun bir aday Beş evet. yaşın oyununa. Çünkü başka oynattığı oyun Başakşehir ile Şampiyonlar Ligi'de dahi oynattı oyun. Beşiktaş'ın oyununa uygundu. Son derece cesur bir şampiyonlar performansı gösterdi. Hep söylüyorum Manchester United deplasmanında Old orta. Berkay'ı 6 numara oynatacak şekilde götürdü. Berkay'ın önünde galiba yanlış hatırlamıyorsam Deniz ve Çadli oynadı. Öyle bir orta saha organizasyonu. Yani elinde Mahmutlar varken Yusuf en dayışımı o, sırada daha gelmişti galiba. Tolga Ciğer'de tipinde oyuncular varken o tipte de oyuncuları değildi ofansif oyuncuları kullanarak. Mesela Okan Buruk da o Beşiktaş'ın 2017-18-2021 oyunlarına benzer bir oyun oynatmıştı Başakşehir'de. O daha uygun. O yüzden tek tek dört seçimini yaparken hem Pineyron'un hem de Şenol Güneş'in aday olması bana biraz garip geliyor. Çünkü benzemiyorlar. Şöyle formüle edebiliriz belki. Beşiktaş aynen sizin bileşenlerine ayırarak ifade ettiğiniz gibi farklı dinamikleri olan ve bu dinamiklerle yola devam etmek isteyecek mi istemeyecek mi? Dolayısıyla çok ciddi bir karar arifesinde Beşiktaş teknik direktör seçimiyle. Bu birbirine benzemez isimlerin beraber tartışılıyor olması da acaba yönetimin kafası mı karışık? Bunda mı devam etmek istiyor yoksa oyun anlayışını tamamen değiştirmek mi istiyor? Bu takıma kaç senedir bilinçten itibaren aynı oyunu oynayan takıma başka bir şey mi öğretmeye çalışacak vesaire? Dolayısıyla çok ciddi bir karar arifesinde Beşiktaş. Hem sizin çizdiğiniz çerçeve hem de Beşiktaş ikinci başkanı Adnan Dalga Dalgakıran, Adnan Bey'in çizdiği çerçevede bu isimler bence bunları ifade etmiyor. Bu isimleri, o söylenenler sizin söyledikleriniz, Adnan Bey'in söyledikleri bu isimleri ifade etmiyor. Sanki böyle gazetelerde ya da sosyal medyada ya da kendi aramızda konuşurken seçmece yaparmış gibi yaklaşmak yerine daha ciddi yaklaşmak lazım konuyu. Çünkü hakikaten önemli, önemli bir karar. Ne yapacak bundan sonra Beşiktaş ne oynamaya devam edecek? eğer bu tercihler söz konusuysa ona da karar verilecek. Evet. Şimdi ofansif beklerin var mesela değil mi? Rıdvan ve Rozye. Ee, yaratıcı orta saha e, oyuncuların var. Verim alamadığın Salih, Oğuzhan, Alex Teşera. Şu anda verim alamadığın ama yeni tek direktörle onların gelişmesini bekliyorsun değil mi? İşte Gezal kontrat yaptın. Ve oyununun ana parçalarından bir tanesi. Lerin ile kontrat aşamasındasın. Güven, Serdar Saatçı, Rıdvan, Montero ve Can gibi genç oyuncuların var. Tümünü değiştiremezsin tüm oyuncuları. Zaten öyle bir niyetleri olduğunu düşünmüyorum. E tabi. Bu kadroya herhalde ufak tefek rötuşlar yapılacaktır. Çok büyük radikal yapılmayacaktır. O yüzden de oyun anlayışını değiştirmek bence çok gerçekçi bir plan değil. değil. Eğer öyle planları varsa. Çünkü bu eldeki oyuncu havuzuna da uygun değil. Eldeki oyuncu havuzu bağlasan durmuyor. Ve Beşiktaş o oyun anlayışıyla Şampiyonlar Ligi'nden Şampiyonlar Ligi'nde gruptan namağlup çıkarak bunu başarabileceğini gösterdi, bunu daha evet. ileriye taşıyabileceğini gösterdi. Evet. Bu oyun anlayışı. Ligde şampiyon olduk. Geçen sezon da o anlayış şampiyon oldu farklı kadrolarla ama benzer anlayışlarla. Beşiktaş taraftarının da memnun edeceğini zannetmem o oyundan vazgeçti. Zaten evet Türkiye'deki büyük takım genetiği de böyledir. Konvansiyonel büyükler 60 yıldır büyüktür Süper Lig'de ve bir kez daha söyleyeceğim ben 30 senedir hadi ligi takip yakın takip ediyorum diyelim. Böyle bir anlayışla şampiyonlar takımda görmedim. Vitor Pereira 3. haftada gol yememişken Fenerbahçe namalüp liderken ben hayatımda bu anlayışla şampiyonlar bir takım hatırlamıyorum dedim yani. Ona ona benziyor durum. Beşiktaş'ın o yüzden bir proje değişikliği, anlayış değişikliğine gideceğini sanmıyorum. Elindeki malzeme de ona uygun değil. Şimdi bu şuna benziyor. Bayern Münih'in bir kadrosu var elinde. Kontratları da sağlam. Uzun süreli kontratları da var. Yaş ortalaması da düşürdüler bayağı mühte bu arada. O dönüşümü de yaptılar. Var deneyimli oyuncuları ama bayağı da genç oyuncular da var, genç bir nüvesi de var. Tek direktör değişti yapıyorsun, Flick'i gönderiyorsun. Değil mi? O arada tek direktör seçiminde o aşamadalardı. Şimdi tam o aşamada mesela adayların Nagelsmann ve Nuno Espirito Santo olduğunu düşün. Ya bir dakika dersin. Nagelsmann başka bir evren, Espirito Santo başka bir evren. Aynen öyle. Espirito Santo olacaksa senin hocan. Ya Espirito Santo değişecek, Kendi değişecek. Ya da bu kadroyu değiştireceksin. Kadroyu değiştiremezsin çünkü sağlam kontratlar yapmışsın. Genç bir kurmuşsun. Büyük paralar ödemişsin. O zaman bu kadroyu uygun tek direktör getirmen lazım. O yüzden Bayern Münih'in adayı Mourinho ya da Espirito Santo olmaz değil mi? Çünkü onların mantalitesi, CV'leri, futbola bakış açıları falan. Başka bir takıma uygun olabilir o Espirito Santo. Ama Bayern Münih'e uygun olmaz. Bayern Münih ne yaptı? Nagelsmann'a getirdi. Çünkü o anlayış uygun tek direktör oydu. Başarılı gidiyorlar. Yani burada da yani adayların biri Pineiro, Rıza Hoca benziyorlar. Şenol Güneş benzemiyor. Bir dakika ne istiyorsunuz sistem olarak? Yani? Hedefiniz ne? Bu tek direktörler birbirine benzemiyor. Aynı kapta olmaz bunlar. Aynı kapta olmalarını ya kap yanlış ya sen yanlış yere bakıyorsun. Seçecek, seçilecek teknik adam bundan sonra takımın ne oynayacağına karar verecek. Bundan ya o oyun anlayışından vazgeçecek istiyorlar. Ama mı? buna mantıklı görünmüyor. Değil. Dediğin gibi oyuncu grubu da buna uygun değil. Şöyle Atın olabilir. Kontratlar yani. bitiyordur. Sezon sonu 15 oyuncunun kontratı bitiyordur. Takım yaşlanmıştır. Bir Anlayış dibe vurmuştur. Büyük bir değişme olacaktır. Antrenörü bırakabilirsin. Gelecek planlamasını. Bir anlayış değiştiği yapalım. Kadroyu revize edelim. Sezon sonunda 10 oyuncu gönderelim, 10 oyuncu alalım dersin. Ama Beşiktaş o noktada değil. Ben yanlış anlamıyorum değil mi? Ben şu o aynı noktada noktada değil. aynı çizgideyiz yani. Sezon sonu çok transfer yapacak mı Beşiktaş? Bildiğim kadarıyla hayır. Bu nüveyi hmm. koruyacak. Bir iki ufak stat, tefek rotuşlar elbette olacak ama büyük bir neşter vurulacak seviyede Beşiktaş kadrosu çok mu yaşlı? Hayır. Beşiktaş'ta çok oyuncunun kontratı mı bitiyor? Hayır. Bir şey var yani bir iskelet kadro var. O iskelet kadro omurga büyük ihtimalle varlığını koruyacak. O zaman tek direktörü göre seçeceksin. Tek direktöre göre şekil alamazsın. Bu kabın şeklini tek direktör veremez. Kabın şekli belli. Bu kabın şekline uygun tek direktör getireceksin. Pineiro ve Rıza Çalınbay çok saygı duyuyorum. Rıza Hoca'yı ayrıca tanıyarak severek ayrıca saygı duyuyorum. Büyük saygı duyduğum bir tek direktör. Futbolcu, elbette, futbol adamı. Ama bu, bu kaba uygun değil Sivas Spor'un oyunu. Pineiro'nun da Estoril'de oynattığı oyun bu kaba uygun değil. O yüzden nasıl oluyor da Şenol Güneş, Rıza Çalınbay, Pineiro aynı havuzda oluyor? Ona çok anlam veremiyorum. Kabaca şöyle bir örnek teşbihte hata olmaz mı? Ajax, Ekolden bahsedebilir miyiz? Edebiliriz. Vazgeçiyorlar mı? Bozuyorlar mı? geçmiyorlar, bozmuyorlar. Dolayısıyla Beşiktaş da bu işi bir noktaya getirdi. Bu oyun anlayışını, bu mantığı bir noktaya getirdi. Bundan vazgeçmemesi ülke futbolu adına da, kulüp adına da atıyorum bir 10 sene sonra Beşiktaş ekolü diye. Ekol demek kolay değil çünkü yıllarca tekrarlanması gerekiyor, sonuç alması gerekiyor, vazgeçmemesi gerekiyor sıkıntı yaşandığı zaman bile. Beşiktaş ekolü diye bahsedilebilecek bir noktaya gelmek ve bunu standart etmek, standartize etmek istiyorsa bugünkü karar, işte yani neyse bugünkü karar derken bu teknik direktör kararı gerçekten çok önemli. Evet. Ve o dediğiniz gibi Pinero o çerçevede değil. Yani İki örnek Bat daha vereyim. Ligimizde. Barcelona teknik adam seçimi aşamasındaydı, arifesindeydi. Ronald Koeman'la yolları ayrıldı. Neydi Barcelona'nın önündeki opsiyonlar. E, opsiyonlar, seçenekler ve tablo? Dibe vurmuş bir takım, yaşanan bir kadro, büyük bir değişim beklentisi, İyi bir Lamasya. İyi oyuncular çıkıyor oradan her şey çok kötü giderken Pedri diye muhteşem bir ürün çıkıyor. Her şey çok kötü giderken Gavi çıkıyor. 10 yıldır top oynuyormuş lisasına, başı dik sahada her şeyi yapabiliyor. Yaşından çok olgun. Her şey çok kötü giderken Ansu Fati iyi gidiyor. Her şeye rağmen. iyi de bir nüve var. La Masya artı gelen oyuncular diyelim. O zaman teknik adam tercihini nasıl yapman lazım? Teknik adam gelecek. Yeni bir anlayış tesis edebilir. Çünkü anlayış dibe vurmuş. Kadroyu revize edebilir. Çünkü kadro dibe vurmuş. Alttan oyuncu çıkarması lazım. Çok önemli. O zaman Çavi diyor. Çünkü alttan geldi. Oranın kodlarını, dinamiklerini, havasını, kokusunu biliyor. Tadını biliyor. Oradaki oyuncuların rol modeli zaten Çavi. Çavi'nin fotoğraflarına bakıp tesiste Çavi gibi olmak doğru. istiyorlar. O zaman diyor bu noktada ben Çavi'yi getireyim. Çavi ile devam edeyim. Bu doğru örnek. Şimdi bir de yanlış örneğe gideyim. Bayern Münih teknik adam seçiminde bir adayı Nagelsmann, bir adayı Diego Simeone değil mesela. E, olacak gibi. Niye değil? Ben. Ol Diego Simeone kötü hoca Hayır. Dünyanın en iyilerinden biri. En çok maaş alan hocalarından biri. En başarılı hocalarından biri. Atletico Madrid'de 3 tane şampiyonluğu var. 2010'larda. 2 tane şampiyonlar finali var. Süper oyuncu geliştiriyor. Sürekli İspanyol futboluna, dünya futboluna oyuncu armağan ediyor. Satıyor yerine daha iyisini koyabiliyor. Son 10 yılda santrforların hemen hepsi Atletico Madrid tedis altından geçmiş. Acayip santrfor geliştiriyor. Bayern Münih'te hiç adı geçti mi? Yok. Real Madrid diye hiç adı geçti mi? Geçmiyor. Adı dahi geçmiyor. Adı dahi, Manchester City'de adı geçti mi? Geçmiyor. Liverpool'da adı geçti mi? Geçmiyor. Yok. Çünkü onun başka bir futbol anlayışı var. Dinamikleri farklı Atletico Madrid'in. O dinamikler de set oyunu oynamak isteyen galaktik büyüklere uymuyor. Beşiktaş'ta Başka bir yolu var yani başka bir rotası var. Beşiktaş'ta bu ligin Diego Simeone'si olan bu lige indirgediğimiz zaman Rıza Çalınbay'la uymuyor aslında mantalite. Portekiz Ligi'nin Diego Simeone'si olan Pinero'yla uymuyor aslında mantalite. Garip duran bu. Kararı, ha bu arada şu da var. Üç isim, iki isim hep aynı isimler. Söze başlarken de belirttik evet. ya. Ee, mesela işte Pinero'ya Beşiktaş'ın ilgisi var meğer başka bir takımın da ilgisi varmış. Yarın öbür gün bir başka takım daha çıkacaktır. Ee, ya dünyada hoca mı bitti? Ya da dünyada futbolcu mu bitti? Evet garip değil mi? Belki de Beşiktaş yönetimi başka isimlerle görüşüyor bunlar dışında. Yansımadı basına. Belki de hiç konuşulmayan isimlerle görüşüyor. Mesela Daniel Belki... farkı çok uygundu. Ya o evet pro... biz onu burada detaylı olarak konuştuk. İlk ismi çıktığı zaman proje olarak. Mantalite olarak. Mentalite olarak dediğiniz gibi aynen öyle. Son dünyaya aynı yerden bakıyordu Beşiktaş'la Daniel Farke ve ben şaşırdım o gün. Ya nasıl dedim bu kadar nokta atışı. Beşiktaş'ı oynamak istedi, oyunu oynatan 45 yaşında aynı zamanda genç oyunculara şans veren ve geliştiren Norich'ti. iyi anlaşabilen, geçinebilen, iyi iletişim kurabilen, koşullar ne olursa olsun oyundan vazgeçmeyen. hücum oynatmaktan, eğlence vaat etmekten vazgeçmeyen. Küme düşmesine rağmen Championship'te gidip tekrar bunu oynatabilen, iki kere Championship'ten çıkan filan yani Daniel Farke Beşiktaş yönetimi biliyor dedim. Bilerek bir isme gidiyor. Sonra Daniel Farke bilmiyorum hangi sebeple. Olmadı. Sonra Pineiro. İkisi de hiç Olmadı. Yok. Evet, aynı kategorinin hocaları değil gibi görünüyor. İlginç. Ama tabii Pineiro'nun elimizdeki datası çok az. Alt yaş kategorisi, ikincilik filan eldeki data. Acaba Pineiro hani masada başka bir şey vaat etmiş olabilir mi? Masaya oturduğunda şunu demiş olabilir ya Estoril'deki malzemem o kadar zayıf ki Peki, orada yapabileceğim boyut. E, bugüne kadar bugüne kadar yaptığı performans dışında bir örnek var mı? İşte çok fazla elimizde data yok. yok. Evet. Gibi ilgili. ilgili. Neyse ama dediğiniz doğru. E, şey yapmayalım. Niyet okumayalım. Akıl yürütmeyelim. E, Beşiktaş yönetimi oturup kararını verecektir. Ama bizim çerçevemizden baktığınız zaman Beşiktaş'ın yıllardır geride bıraktığımız yıllarda bu pozitif futbolu, bu ofans ağırlıklı, e, coşkulu oyunu, golü, hücumu daha fazla düşünen oyunu, vazgeçmemesi ve çünkü yıllarca üstüne koydu ve bunu bir noktaya getirdi. Daha da iyisini yapabileceğinin sinyallerini verdi. Bunu kaybetmemesi gerektiğinin, bunun doğru olduğunu düşünüyoruz. Dolayısıyla ismi geçen başta Piner olmak üzere hocaların da pek makul bu çerçeve içerisinde pek makul görünmediğini, oturmadığını. Tekrar edelim ve ekleyecek bir şeyiniz yoksa layıça geçiyorum. Şu 2020-21 siz çok okurken ben Peki. ona bakayım vakit kaybetirmeyeyim. O zaman sabah gazetesine gidiyoruz değerli izleyenler. Laiçe geri dönüş yolu açıldı demiş gazete. Beşiktaş'ta sezon başında kadro dışı bırakılan Boşnak futbolcunun affı gündemde. Kararıysa göreve gelecek yeni teknik heyet verecek. Beşiktaş'ta Sergen Yalçın döneminin sonu ermesinin ardından soluğu Vodafone Park'ta alarak Kayserispor maçını tribünden izleyen Adem Laiç'in yeniden A takıma dönme ihtimali var. Yönetimin takımın başına gelecek olan teknik heyetten 30 yaşındaki oyuncu için bir değerlendirme yapması isteyeceği öğrenildi. Siyah beyazlı idarecilerde yıllık 3.4 milyon euro ücreti bulunan Laiç'ten en azından sezon sonuna kadar faydalanılabileceği görüşü hakim. Tecrübeli futbolcunun mukabelesi Haziran 2022 itibariyle bitecek. Laiç Beşiktaş formasıyla 85 maçta 18 gol 26 asistle oynadı. Yıldız futbolcu Sergen Yalçın'ın teknik direktörlük döneminde ise 25 karşılaşmaya çıkarken 5 gol 6 asist üretti. E, mantıklı tabii. Yeni bir teknik direktörle, yeni bir hocayla elbette değerlendirilmesi, kadro dışı bırakılanların tekrar gündeme alınması mantıklı bir yaklaşım ki 3.4 milyon euro az buz para da değil doğrusu. Bu arada baktım. Layıç'a e geçme önce. Tabii buyurun. Geçtiğimiz sezon Pineiro'nun Estoril'i 2. ligde Portekiz 2. liginde ne yapmış diye baktım. Oradaki istatistikleri de konservatif biliyor musun? Orada uçup kaçmamış. Mesela ligin en çok gol atan takımı değil. 34 maç 55 gol atmış. 1.7 gibi bir gol ortalaması var. 10 beraberlik almış. Ligin çok beraberlik alan takımlarından biri yine. Ve o şekilde şampiyon olmuş. Hani elimizde fazla veri olmadığı için eldeki çok kısıtlı veriyi değerlendirmeye çalışıyoruz. Mesela Daniel Farke İngiltere 2. Liginde uçan bir Norwich yaratmıştı. Böyle gol rekorlarına, Doğru. skor rekorlarına giden bir Norwich Coşkuda yaratmıştı. Hücum... Pinheiro'nun ile Portekiz 2. Ligindeki verilerine baktığın zaman da öyle uçan kaçan bir veri yok deyip Laiç'e geçeyim. Buyurun. Tabii bu oyuncu Adem Laiç konusunda mesela Sergen Yalçın'ın çok haksız bir tavır içinde olduğunu düşünmüyorum. Genelde evet teknik adam değişikliklerinde bu kadro harici kalan oyuncular için bir fırsattır. İşte En Sakala şu anda değil mi? Takımlarıyla çalışıyor. Lens takımlarıyla çalışıyor. Kimdi? Dört kişiydi onlar. Bir tanesi Adem Layic bir tanesi Lens. Douglas Douglas'ı diyor, değil mi? Douglas'ın durumu o kadar şey ki Gözden Irak ki. Evet evet onlar. takımda çalışıyor mu bilmiyorum. Takımda çalışmıyor. Yani Beşiktaş'ta antrenman yapıyor mu bilmiyorum. Tesislere de gelemiyorlar. Onlara böyle şey. Bireysel. E, evet bireysel antrenman için bile çok fazla fırsat tanımamışlar. Böyle sürgün gibi bir şey vermişler. imkan vermişler. O şartlarda devam ediyor oyuncular. Şimdi onlar tabii teknik adam değişti olursa Douglas gibi, Laiç gibi, En Sakalı gibi oyuncular. Hani acaba yeni tek direktör bizi düşünür mü? Yeni kadroda yer bulur muyuz diye umutlanmaları normal. Ama bunların içinde layıcı özellikle ayrı bir potada değerlenmek lazım. Çünkü Sergen ona şans verdi. Mesela Douglas'ı anlamlandıramıyorum. Douglas'ı çok fazla izleme şansı bulmadık. Demek ki şey içinde, tesislerin içindeki veya antrenmanlardaki tavrından Douglas'ın hoşlanmadık Sergen Hoca. Douglas'ı bir türlü bu kadar da sağ bek rotasyonunda eksiklik varken, geçen sezon ikinci sağ bek yokken ki Douglas önde oynayabiliyor. Hani Sivas'ta tabii. Sivas'ta çok iyi performans göstermişken düşünmedi. O yüzden Douglas'ı ben de merak ediyorum. Douglas'ı sahada görmek aslında isterim. Douglas farklı ama Laiç. Laiç'i gördük sahada. Laiç'i sahada gördük. Sergen Hoca'na güvendi. Sergen Hoca kritik maçlarına sorumluluk verdi. Ama bir türlü Laiç'ten o sorumluluğun hakkını verecek düzeyde istek, tutku, arzu, coşku onu göremedik yani onu izleyemedik. O yüzden Laiç konusunda biraz kafam karışık. Orada Sergen Hoca'yı kabahatli bulamıyorum. Çünkü inandı, güvendi, şans verdi Adem Kendisi de bunu dile getirdi zaten ve Beşiktaş, ispat etti, sahaya sürdü. Beşiktaşla alakalı başlıklarımız bunlar ee, değerli izleyenler. Hoca konusunu konuştuk, Lehye bir e, ayrı parantez açılmış onu da değerlendirdik. Şimdi Trabzonspor'da Hürriyet Gazetesi, bu iyi haber değil elbette Trabzonspor adına. Vakayeme fırtına da. Vakayeme devreyi kapattı. Antalya'da sakatlanan Yıldız'ın durumu netleşti. Bordo Mavili Kulüpten, Nijeryalı futbolcunun hafta sonu oynadığımız karşılaşmada sağ kasığında yaşadığı sorun nedeniyle oyundan çıkarılan Vakayeme'nin çekilen MR'ında sağ kasığında ikinci derece kas yaralanması tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır denildi. En az 3 hafta takımdan ayrı kalması beklenen Vakayeme, Hatay, bu hafta sonu Hatay, hafta içi mesaisinde önümüzdeki hafta Altay'la e, ve ondan sonra da sezonun ilk yarısının son maçında. Medipol-Başakşehir ile oynayacak. Zor maçlar. Doğru. Kolay değil. 27 Aralık'ta tatile girecek olan Süper Lig'de devre arası tatilinin sadece bir hafta olması nedeniyle 32 yaşındaki futbolcunun ikinci yarının ilk haftasına yetişip yetişmeyeceği de merak konusu oldu. Şimdi en son oynanan yani çıktıktan sonra oyundan, vakayama çıktıktan sonra biz burada konuştuk sizinle. trabzonspor Antalyaspor karşılaşmasını. İlk 9 haftadan sonra Trabzonspor'un Pas yapan rakibi pasla oyunla boğan bir kişi eksik kalsa dahi kazanmaya çok yaklaşan ve en kötü beraberliği koparan e, görüntüsünden 9. haftadan sonra biraz daha oyuncu bazlı yetenekli oyuncu bazlı oy, yetenekli oyuncuların sırtına kalan bir oyun daha pragmatik bir oyun onların becerisine daha fazla bağlı bir oyuna doğru döndüğünden bahsetmiştik. Hafta sonu Vakayeme çıkınca Antalya'nın oyununu, Nuri Hoca'nın Trabzonspor karşısındaki taktiğini tamamen bir kenara bırakıyorum. Haksızlık etme anlamında değil ama Trabzonspor'un üretim anlamında ne yapacağını bilememe noktasında ya da hücumu sürükleyecek oyuncuyu bulamama anlamında Vakayeme'nin yokluğu çok etkiledi. Şüphesiz. Şüphesiz. Buyurun. O noktadan devam edelim. Trabzonspor'un anahtar oyuncusu. Maçlar da kolay değil. 19 golde payı var. Sadece asist gol ve asist değil. olarak değil. Gol öncesi pas trafiğinde de var olarak üretim anlamında 19 golünde payı var Trabzon'un ki sadece 15 maçta 19 golünde payı olması muhteşem bir istatistik. Sezon anahtar oyuncusu olmaya doğru gidiyordu. Zaten 3 hafta çok uzun süreli bir eksiklik değil. Umarım en sağlıklı şekilde dönecektir. Ama tabii Trabzonspor'un oyununa tesiri üzerine konuşmak lazım. Trabzonspor'un oyunu Fenerbahçe maçıyla beraber bir perde değişikliği yaşadı. Fenerbahçe'yi Trabzonspor mağlup ederken şutlarda 20'ye 5 üstündü. Sadece tabelada değil, istatistik olarak da Fenerbahçe çok üstünlük kurmuştu o maçta. 9. hafta önemli bir derbi galibiyeti, liderlik. Ama ondan sonra ne oldu? E tabi Bakasetas'ın sağlık sorunları oldu. Hamşik'in sağlık sorunları oldu. Vakayemen'in eksik olduğu günler oldu. Abdullah Avcı da tamamen keyfi olarak bu pragmatik öne geçiş yapmadı. İkisinin birden olmadığı günler oldu Bakasetas, Hamşik'in. Öyle olunca biraz mecburiyet, o mecburiyet de bir anda melekeye dönüştü. Yani bir anda bir alışkanlık oldu. Oyun alışkanlığı değişti Trabzon'un. Son 7 maç bambaşka bir Trabzon. Ee, dominant oyundan pragmatik oyuna dönen bir Trabzon. Mesela Göztepe maçı gerçekten çok şanslardı. Göztepe çok çok iyi futbol oynadı. Ve Göztepe'nin kontrolüne geçti. Oyunun büyük bölümü 60-70 dakikası. Gaziantep 45 dakika sezonun iyi topunu oynadı Trabzon'a karşı. Trabzon sonra rakip kaleye gidemedi. 3 topu çizgiden çıktı. 3 topu direkten döndü Gaziantep'in. Trabzon Erken attığı gollerle maçı kazandı. Karagümrük Trabzon'a karşı maçı domine etti. Beşiktaş Trabzon'a karşı maçı domine etti. Adana Demir daha fazla şut attı. Daha fazla pozisyon buldu derken Trabzonspor hep bu maçları kazandı. Hatta 7'de 7 yaptı galiba. Doğru. Her hafta rekor haberleri aldık Doğru. burada. Rekor haberleri de biraz o oyundaki gerilimi gölgeledi. Trabzonspor o kadar çok istesebe oldu ki işte 128 maçtır deplasman yenilmiyor, 235 maçtır iç sahada gol yemiyor falan derken ki Abdullah Avcı da acayip bir sesler yaptı geldiği günden itibaren. Trabzon'un oyununa odaklanılmadığını, sadece sonuçlara odaklanıldığını burada zaman zaman dile getirmeye çalıştık. Ve Antalya maçı geldi. Antalya'sa çok farklı bir şey yapmadı yani. Karagümrük gibi oynadı, Göztepe gibi oynadı, Gaziantep ikinci yarı gibi, Beşiktaş gibi oynadı. Ama bu kez kazandı. Trabzon'da bu sefer çok parlak bir bireysel performans ön plana çıkmadı. Bu sefer geçiş oyunuyla gol atamadılar ve Hak ederek kazandı Antalya. Daha fazla pozisyon olarak üreterek kazandı. Şimdi Trabzon'un önünde Hatay, Altay ve Başakşehir gibi zor bir fikstür var ilk yanın sonunda. Özellikle Hatay ve Başakşehir zaten ligdeki konumları itibariyle de oyunlarını anlatıyor. Başakşehir topa sahip oluyor. Mağayla hücum ediyor. Dominant bir top oynuyor. Çok iyi bir seri içinde. Hatay büyük takımlara karşı performanslarını geliştirdi. Beşiktaş'ı da yendi. Altay'ın da hızlı hücumlarla geçiş konusunda bir tehdit olduğunu söyleyebiliriz. Zor bir fiksür var. Yani. Zor bir fiksür öncesi Vakayeme yok. Bakaseta sakatlıktan döndü. Bu hafta mesela çok fiziksel olarak çok iyi seviyede gözükmedi. Abdülkadir Ömür sakatlıktan döndü. Kaç dakika oynayabilir durumda bilmiyorum. Bu şartlar altında Hatay hafta içi Altay. Ondan sonra Başakşehir. Çok kolay olmaz Trabzon'un fiksürü. Abdullah Avcı'nın önünde bir karar var. Nasıl bir karar verecek acaba? Devre arasını bekleyeceğiz? Çünkü Kuas ile katılacak. Vakayeme de sakatlıktan dönecek. Bakaseta'sta yüzde yazıdan önce acaba onun hesabını yapıyor. Hadi hesabını mı yapıyor? Ol, Üç hafta daha acaba pragmatik mi oynayacak Trabzon? Ama bu pragmatik oyunda sanki e, işler çok kolay olmayacak. Şimdi Hatay, Altay, Başakşehir. Hakikaten kolay değil. Evet, kolay fiksür değil. Özellikle Hatay ve Başakşehir. Topu yine paylaşmayı mı tercih edecek? Yine geçiş oyunuyla mı fırsat kovalayacak ama paylaşmayı tercih ederse Hatay... fırsatı vermeyebilirler sana. Ha. Aynen öyle. Çünkü bu konuda uzman bir takım Hatay Spor. Zaten kendisi bunu çok iyi yapıyor. Aynen öyle. Dolayısıyla Hep sana bu fırsatı da vermeyebilir. Yani orta saha kurgusu onu yaptırmama üzerine organize olmuş. Onu yaptırma üzerine odaklanmış. O yüzden çok kolay olmaz. Abdullah Avcı bence tabii ki benim subjektif şahsi kanaatim. O 9 haftalık oyunu tekrar izletmeli oyuncularına. O 9 haftalık ilk 9 e, hafta. Evet, eğlence futboluna tekrar geri dönmeli ve şu geniş kadrosundan daha fazla faydalanma yoluna gitmeye. İşte Abdülkadir Parmak hep anıyorum. Artık sıra ona gelmiş olması lazım. Yaratıcı yönlerinden bir şekilde faydalanması lazım. Elindeki oyuncuların. Yani 9 hafta boyunca bir tek Berat'la başlıyordu ön libero. Sonra Berat da çıkarıyordu. Şaşkınlıkla ve hayranlıkla izliyorduk Trabzon'u. Çoğu 30-40 dakika, dakikayı ön liberosuz oynuyordu. Orta sahayı mesela Hamşik... Bakasetas, Abdülkadir yapıyordu ki çok yaratıcı, çok cesur bir tercih bu. 9 haftadan sonra aynı anda Berat Siopis ile başlıyor bazen. Hatta işte bu hafta gördük. 70'li dakikalarda Santrfor'un da çıkarttı. Cornelius da oyundan çıkarttı. Canini ön tarafa Bakasetas'ı Kanada gönderdi. Orta sahayı üçlü kontrol orta sahasına döndürdü ve ondan sonra da gol yedi Antalya'dan. Şimdi hangisisin sen? Trabzonspor hangisi? İlk 9 haftada Berat'ı bile oyundan çıkaran, ön belasız oynamayı göze alan, yediğinden fazlasını atmaya çalışan Trabzon mu? Yoksa son haftalarda gördüğümüz Berat, Siopis, hamşikliği orta saha yapan, Santrfor'unu bile oyundan çıkartan durum birbiriken birken. Bakasetası kanıda gönderen, 4-3'e dönen, bir biri korumaya kalkan Trabzon mu? Hangisisin? Son çapta hangisini izleyeceğiz gerçekten? Ben de merak ediyorum. Sıradaki sayfamız nereden geliyor? Foto Maç gazetesinden bizi heyecanlandıran bir haber öyle söyleyelim. Trabzonspor 27 yaşındaki kanat oyuncusunun transferinde sona yaklaşıyor. Masuras müjdesi. Yunan futbolcu Trabzonspor hesaplarının kendisiyle ilgili yaptığı paylaşımları yakından takip etmeye başladı. Yakından takip etmek nasıl oluyor Uğur Bey? Ya takip edersin ya etmezsin değil mi? Acaba beğeni falan öyle şeyler mi yapıyor? Neyse, Bilmiyorum mi? ki bu sosyal yakından medyanın kodları. Yakından takip etmeye başladı. Bakasetas ve Siopis'te vatandaşları için devrede. Bakayım nasıl yakından takip ediyormuş haberin ayrıntılarına şöyle. Ee, Masuras Olympiakos ilk etapta kapıyı 10 milyon eurodan açtı. Trabzonspor satın alma opsiyonunu kiralama teklifiyle toplamda 5 milyon euroluk bir rakamı gözden çıkarmıştı. Heyecanlandıran hareketse Masuras'tan geldi. 27 yaşındaki futbolcu sosyal medyada Trabzonspor sayfalarının paylaşımlarını takip etmeye başladı. Tecrübeli futbolcunun transferiyle alakalı. Ee, kulüpler arasındaki görüşmeler sürerken Masuras da gelişmeleri çok yakından takip ediyor. Daha önce birçok kez Siopis ve bakasetasla iletişime geçen Yunan Yıldız'ın menajerinden de sürekli olarak bilgi aldığı öğrenildi. Abdullah Havcı'nın ısrarla istediği Masuras konusunda şartlar zorlanırken oyuncunun Trabzonspor'a gelmeye sıcak baktığı öğrenildi. Buradaki en büyük etkense Yunan milli takımından takım arkadaşları Bakasetas ve Siopis. Bu ikili Masuras'ın gelmesi konusunda kilit rol oynuyor. Bakasetas gel birlikte şampiyon olalım. Burada seni bekliyoruz diyerek pres yapıyormuş. Cevap ya biz burada sürekli şampiyon oluyoruz zaten. <laughs> İşin şakası bir an olimpiyak biliyorsun Yunan Ligi'nde. Burada konuştuğumuz sadece kullanılan ifadeler değerli izleyenler. Gerçekten bağımsız olarak evet. olayın evet. aslından bağımsız Ekzacere olarak yakından tabii. takip etmeye başladı. Yani ya takip edersin ya etmezsen. Etmezsen zaten yakın mı uzak mı bilemezsin. Taki... Ha Değil şöyle mi? olabilir. takip Takibi alırsan ama bir şeyi beğenmezsin. <laughs> takip alıp her şeyi beğenmeye başladığınız zaman o zaman yakından takip etmek oluyor herhalde. Sanırım bu durum bu. Ama takibi aldı diye de yazıyor mu? Dur bakayım. Hani takibe başladı Trabzonspor. Neyse bakarız bir kontrol etsin arkadaşlar. Biz de açığa düşmeyelim. Buyurun. Çok özel bir oyuncu. Şurada bakın parmağın talipleri artıyor diye bir başlık var. Onu da okuyacağım birazdan. Çok özel bir oyuncu Masuras. Son dönemde Yunan futbolunun e, uluslararası arenada ilgi çeken, e, heyecan uyandıran oyuncularından bir tanesi. Ki Yunan milli takımda çok iyi gitmiyor. E, Funtip yönetiminde üçlü savunma, daha fazla e, kontrol oyunu, o 2004'teki başardıkları hikayeyi tekrar başarma umudu. Masuras kendi takımında açık oynuyor. Fenerbahçe'ye karşı çok etkili oldu. E, kanat oyuncusu olarak. Milli takımında zaman zaman çift santrifordan bir ikinci santrifor gibi oynuyor. Dolayısıyla öyle bir özelliği de var. Hem kanat hem de Santrifor arkası, kendi Santrifor gibi kullanma şansın var. Gol ve özelliği var. Avrupa Ligi'nde de attı. Avrupa'da bu sezon zaten 3 gol 2 asistle oynamış. Ligde de var iyi asistleri. Çok etkileyici bir oyuncu ama tabii ki Olympiakos'u doğal olarak bu kadar değerli bir oyuncusunu markette değerini bulması koşuluyla ancak değerlendirecektir. Ve mali, 10 milyon euro istemeri doğal. Mali olarak pek kolay görünmüyor. Maddi olarak pek kolay görünmüyor bu transfer ama gelirse hakikaten çok büyük bir takviye çok büyük bir güç takviyesi yapmış olacak. Trabzonspor bizi de açıkçası oyunuyla Trabzonspor'un oyununu da düşününce oyunuyla heyecanlandıran, evet. daha fazla keyif veren bir Trabzonspor izleme anlamında heyecanlandıran bir isim. Süratli bir kanat değil, o tip değil. Oyuncu tipi olarak akıllı kanat daha çok. Oyun kurucu, dönen topları toplayan, arkadaşlarını alan yaratan ve aynı zamanda gol atan. Merkeze devrilerek oynar, asist yapar, pas trafiğine yüksek kalite katar. Bakasetas'ın üzerindeki yükü azaltır. Becerili bir oyun. Orta mesafe şutları iyidir. Dolayısıyla önemli bir gol silahıdır. İkinci santrfor koşullarını da yapar. Ceza alanında kalabalıklaştırır seni. Ama öyle şey tipi değil mesela. Kuasi başka tip kanat. O süratli, çalım atacak, çizgiye inecek, orta yapacak vesaire. Veya işte Gervinho başka tip bir kanat. Vakayma başka tip kanat değil Vakayma ayağına mahir. Oyun kurulumuna katılır. Verir, alır. Oyun aktadır senin. Masurasto tip oyun aklı tipi, kurucu kanat yani. Şimdi aynı sayfadan hızlıca bir başlık daha var değerli izleyenler onu da okuyalım. Ee, parmağın talipleri artıyor. Şaykur Rizespor ve Giresunspor'un ardından Adana Demirspor'la Sivas bu sezon fazla forma şansı bulamayan 26 yaşındaki orta sahayı transfer etmek istiyor. Kimden bahsediyoruz? Abdülkadir Parmak. E, ee, Adana Demirspor en son devreye girdi demiş gazete. Oyuncuyu son olarak pardon. Son olarak Sivasspor'da kadrosuna katmak istediğini iletmiş şu sırayla Çaykur Rizespor, Giresunspor, Adana Demirspor ve Sivasspor bu şekilde devam etmiş. Yönetimin gelen talipleri teknik direktör Abdullah Avcı ile görüşeceği ve ardından son kararın verileceği ifade edildi. Ancak Abdülkadir Parmak'ın satışına onay verilmesi beklenmiyor. Sezon sonuna kadar kiralanması herhalde düşünülüyormuş. Bu haberden anladığımız. Doğrusu size. gerçekten Süper Lig'de hikayesini bir türlü anlayamadığım, durumun çok merak ettiğim oyunculardan biri. Abdülkadir Parmak gerçekten Üst düzey bir yeteneği var. Daha hücuma yakın oynuyordu. Ondan sonra daha savunmaya yakın oynamaya başladı. O rol biraz üzerine fazlasıyla yapıştı. Ondan sonra da bu sezonda itibaren de işte çok fazla... Ama derin fazla oyun biraz... kurucu olarak da faydalanabilir. Bulamadı. O rolün onun üzerine yapışması onu geriletmez. Hamşik bazen öyle oynuyor. Derin oyun kurucu rolünde ve orada da gayet bu hafta Piyaniç Beşiktaş'ta herkes Atiba'nın altı oyuncağını Doğru. düşünüyorken Piyaniç'i altı oynadı. Oyun kurulumuna katkı yaptı. Türkiye'de parmağı da pekala orada kullanabilirsin. İlla Berat, Siopis ya da Dorukan da aslında orijinali. O tip de oyuncu kullanmak zorunda değilsin. Veya de Trump sen aslında orijinleri Ön libero. Orada biraz daha yaratıcı, ayağına mahir derin oyun kurucu da kullanabilirsin. Beşiktaş'ın piyancı kullandığı gibi. Parmak orada da olur. Sekiz numara da olur. Çok fazla derinlik de yok orta sahada. Aslında oyuncular birbirine benziyor bana sorarsan. Parmak orada farklı. Fark yaratır. Ama antrenman performansını ya da takım içinde yüzü gülüyor mu gülmüyor mu mental seviyesini tabii bilmiyorum. Onu hoca daha iyi bilir. Oynayamayacaksa Trabzon'da elbette oynayabileceği bir takıma gidip. Hiç değilse formunu kaybetmemesi. E tabi. Yaşı da yani çok genç değil. 26-27 yaşında. Evet. Adana Demir'de daha önce oynamıştı ikinci iken zaten. Orayla da bir hala gönül bağı vardır herhalde. Adana Demir'in de orta sahasında o tip oyuncuya ihtiyacı var. Doğru. Bana sorarsan. Eğer rota sorusu olacaksa bana kesin oynar gibi geliyor orada. Adana Demir orta sahasında Derin kesin oynar gibi. Derinde oyun geliyor. kurabilecek derinde oyun atledim. kurar ya da önde 8 de oynayabilir. Yok hayır Adana Demirspor'da o bölgede koşan, baskı yapan, mücadele eden oyuncular var ama bahsettiğiniz gibi Alver yapacak topu oyun kurulumuna destek verecek oyuncu olarak Abdülkadir o bölgede. Evet kalite katar. Evet. Bir de kaleye yakın olduğu zaman tutkar parmak şut silahı gol de düşünür aslında bakarsan. Dener de yani iyi şutör aslında ama kaleye yaklaşamıyor ki son zamanlarda şut fırsatı bulamadığı için. Yani Trabzon'da kalsa da gitse de tabii ki Abdülkadir Parmağı tekrar izlemek bir spor olarak dileğimiz bu. Bir aramız var şimdi değerli izleyenler aranın ardından da istatistiklerle söylediğimiz gibi hem 16. hafta hem de 16 haftalık istatistiklerle karşınızda olacağız. Tekrar birlikteyiz ve istatistiklerimizle devam edeceğiz. İlk olarak ekranlarınıza 16. haftada en çok mesafe kat eden takımlar sayfamız geliyor. Kasımpaşa burada birinci sırada 118.8 kilometre ile Dört Büyükler'de Beşiktaş 3. Fenerbahçe 5. Galatasaray 9. Trabzonspor'da 17. sırada yer aldı 16. haftada. Kasımpaşa Başakşehir ile beraber zaten genelde bu kategoride ilk üçte gördüğümüz oran abonesi olan iki takımdan biri. Geçtiğimiz hafta Beşiktaş karşısında da dikkat edersen maçın sonunda fiziksel bir fark yaratmıştı. Maçın sonunda Doğru. Beşiktaş çok diri kalamamıştı. Sergen Hoca paniklemiş. Ee, Gezal Mehmet Topal değişikliğiyle o fiziksel fark kapatmaya çalışmış. Ama onun faturasını ağır demek suretiyle belki de sonun başlangıcı olmuştu. Kasımpaşa maçı. Peki o zaman Beşiktaş'ı şimdi burada görmek nasıl yorumlamak lazım? İşte o enteresan. Çünkü Beşiktaş sezon başından beri kat ettiği mesafe itibariyle buralarda değil. Fenerbahçe'nin Galatasaray'ın önünde değil genelde. Fenerbahçe Galatasaray daha önde oluyor. Beşiktaş genel tepelerde olmuyor. Bir anda Kayseri'ye karşı Beşiktaş 116, Kayseri 111. 5 kilometre daha fazla mesafe kat etti ki böyle görmüyorduk Beşiktaş. İki gerekçe tahmin edilebilir. Biraz takımın gençleşmesi. Serdar'ın 90 oynaması, Can, işte Rıdvan, sonradan güven dakika alması falan. Belki o bir miktar etkilemiştir takımın gençleşmesi. Bir de bazen böyle teknik adam değişikliklerinde, mental seviye değişikliklerinde o fiziksel duruma da yansır. Şu da mental seviye ile fiziksel seviye birbirinden tamamen ayırabileceğin bağımsız departmanlar değil. Ya yani Piyan için takımın en çok koşanı olması mesela bayağı üzerine düşüneceğin, kafa yoracağın Doğru. bir şey yani. Bu hafta Piyaniç Beşiktaş'ın en çok koşanı. Dolayısıyla Önder Karaveli'nin de galiba böyle bir tesiri oldu. Mücadele Departmanı'nda Beşiktaş bir anda buralara çıktı. İlk yarı ikinci yarı arasında Beşiktaş'ta dikkat çeken bir istatistik o, konuşacaktık onu da ben unuttum size söylemeyi. İlk Buyurun. yarıda ikili mücadelede Beşiktaş yüzde 45 yüzde 55 Kayseri'ye verirken ikili mücadele istatistiğinde maç sonunda 58'e 42 yaptı. İkinci yarıda yani. 58'de 42 önde miydi yani? Önde bitirdi. Önde bitirdi. Evet. Enteresan. Çünkü 43'ten 58'e Bir çıkardı. hafta önce Kasımpaşa maçında tam tersi bir görüntü evet. sergilemiş. İkinci yarı tamamen oyunu kaybetmiş. İkili mücadeleler ayakta kalamamış. Kasımpaşa'nın pozisyon sürekli ne seyirci kalmış ve skoru da kaybetmiş. Bir hafta sonra Kayseri'ye karşı geriden geliyor. 2-1 mağlubiyette tribünlerin de manasız homurdanmasına rağmen ayakta kalıyor. 13 muhabirde. Maçı kazanıyor. Evet ikili mücadelelerde üstünlük sağlıyor ve bir geri dönüş yaşıyor. Enteresan gerçekten. Hani Kasımpaşa maçında Kayseri maçındaki görüntü o kadar taban tabana zıt ki e, bilimsel verilerle açıklamak da çok kolay değil. En çok mesafe kat eden oyuncular 16. hafta itibariyle. Travnik burada birinci sırada. Mahmut Tekdemir, Dilan Sen Luis, Recep Niyaz, Valentin Eyselik ve Efecan Karaca. Şöyle bakıyorum süre itibariyle en uzun Dilan Sen Louis. Hatay'ın süresi uzun evet. evet. Şimdi Kasımpaşa zaten e, takım istatistiğinde de liderdi. İki Kasımpaşalı orta sahanüsü Travnik ve Eysevek de zaten e, burada üsteler. Mahmut Tekdemir Başakşehir'de hani Çaddi'nin koşmadıklarını, Berkay'ın koşmadıklarını bazen koşan oyuncu Mahmut. Yaşı ilerledi ama hala aynı yürek, aynı ciğer devam ediyor. Hala buralarda oluyor. 88'liydi inanamıyorsam Mahmut. Yani bu Luis Gustavo gibi, Hamşik gibi o da Maşallah. fiziksel seviyesini koruyor. Japonları onları övüyoruz ya. Evet. Gustavo ile Hamşik'i. Ya bu yaşta bu kat, en çok mesafe kat edenler de hep zirvedeler. Mahmut'a da aynı krediyi vermek lazım. Gaziantep Fenerbahçe karşısında özellikle ikinci yarıda çok efor sarf etti. Ve bu beşli savunmaya döndükten sonra Recep Niyaz'ın üzerindeki yük de biraz arttı. Gaziantep orta sahasında. Orada çünkü Maxim'in yaratıcılığından faydalanmak isterken Gaziantep işte Doğan biraz kanada giderken sağ kanat gibi oynadı enteresan bir şekilde. Recep hep o e, defansif yükü sırtlanmak durumunda kaldı. Ki haftanın da en çok koşan dördüncü oyuncusu olmuş. Onu da tebrik edelim. O zaman topla oynama süreleri ve foul sayıları en çok topun oyunda kaldığı maç. Babakars Fatih Karagümrük İttifak Holding Konya Spor karşılaşması. Bu maçta 62 dakika 47 saniye top oyunda kaldı ve 20 foul yapıldı. En az foul yapılan karşılaşma ise bu hafta 16 foul ile Öznür Kablo Yeni Malatya Spor Aytemiz Alanya Spor, onu 19 foul ile Demir Grup Sivas Spor Galatasaray takip ediyor. En çok foul yapılan karşılaşma ise Beşiktaş Yukatay Kayserispor 55 dakika 56 dakika top oyunda kalmış. 32 foul yapılmış. 16. haftada ortalama topun oyunda kalma süresi ise 54 dakika 56 saniye. Ortalama topun oyunda kalma süresi yaklaşık 55. Ligin de ortalaması zaten o. Yani bu hafta averaj bir hafta geçirmişiz. İstatistikler sezon geneliyle paralel. Ee, Karagümrük ve Başakşehir hep Topun oyunda kalma süresi anlamında zirvede oluyorlar zaten. Yine Karagümrük birinci, Karagümrük'ün maçı, Başakşehir'in maçı bu kez üçüncü. Oraya Adana Emir Giresun girmiş araya. E tabi Rize Spor Göztepe maçındaki topun oyunda kalma süresi utanç verici. Yani sadece üzücü değil, utanç verici. Yani 45 dakika. Çünkü uzatmalarla beraber Çaykur Rizespor Göztepe maçı kaç dakika oynandı? Elimizde öyle bir veri var mı? Burada yok. 95 96 97 neyse ne oynandıysa bunun 45'i sadece top oyunda kaldıysa %50 bile değil. %45'ler seviyesine falan düşmüş. İnanılmaz yani hayatımızdan 50 dakika falan çalmış Rizespor gösteriyor maçı. Ve çok çok sık görmediğimiz türden dip yapan bir müsabaka. Doğrusu çok üzücü. Yani bu tarz maçların sayısını azaltmak zorundayız. Bu beklemeleri, dinlenmeleri, kendimizi yere atmaları, taç atış seremonilerini bir şekilde çözmemiz lazım. Yani 45 dakika topun oyunda kalması korkunç. En çok foul yapılan, kesinlikle haklısınız. En çok foul yapılan maç Beşiktaş yukatay Kayseri Spor maç son itibariyle kim ne yapmış ona baktım da Beşiktaş 14 foul, Kayseri de 18 faulle tamamlamış. O Karşı sayı da üzücü tabi. O sayı da üzücü. 32 maç 4-2, 6 gol atıldı ve e, gitgide fazla olan mücadelesi fazla olan bir karşılaşmaydı. Bu bir şeyi etki eder mi faul sayısının Belki yüksek de. olmasına? Belki de. Ya kötü bir maç değildi. Kötü bir maç? 6 tane gol izledik. Ee, buna rağmen oyun çok durmuş. Bak 55 56 dakika oldu 56 dakikada fena değil. Fena yani değil. Karagümrük-Konyaspor maçı gibi bir akış hissedersin değil mi? Şunu merak ediyorum. Farioli sonrası mesela Karagümrük buralarda kalmaya devam edecek mi onu gözlemleyelim. Şimdi ile yollar ayrıldı. Yeni Doğru. tek direktör seçimi bir yeni oyun seçimi olacak aynı Doğru. zamanda. Çünkü Farioli'nin çok kolay tanımlanabilir ve çok keskin köşeleri olan bir oyun tarifi vardı. O oyunla işte son dönemde neticeler düştü. Yollar ayrıldı garip bir şekilde. Bakalım topun oyunda kalma süresini etkileyecek mi? Hoca değişimi mesela merak ettiğim bir konu. 16. haftaya Sport Auto Süper Lig'de 16. haftaya dair enler geliyor şimdi efendim ekranlarınıza. Önce takım bazında en çok isabetli şutu 16. haftada Aytemiz Alanya Spor attı 13 ile en yüksek topla oynama oranı Beşiktaş. Yukatel Kayseri Spor karşılaşmasında %73. En yüksek bu hafta Beşiktaş oldu. En çok pas yapan Karagümrük, Vavakars Fatih Karagümrük 625 ve en çok faul yapan takım az önce de söylemiştik. Yukatel Kayseri Spor 18 faul tamamladı Beşiktaş deplasmanını. Oyuncu bazında ise en çok şut atan Balotelli 6 ki 6 şut çeken 3 tane oyuncu var. Balote, e, özür dilerim 2 tane oyuncu var Bal e, Balotelli dışında. Batu ve Rayane Abid toplam 3 yani. Rakip cezasında en çok topla buluşan oyuncu 11 ile şuay olmuş. En çok şut bası oyuncu. Çok veren iyi bir sayı oldu evet. Efecan Karaca ve en çok isabetli ortaya da Ferdi Kadıoğlu yapmış. aslında oyuncu bazında Ferdi Kadıoğlu ve Efecan Karaca herhalde şaşırtmıyor çünkü zaten Ferdi'nin kanadından Fenerbahçe belki bilinçli belki bilinçsiz bilmiyorum ama Ferdi'nin olduğu kanattan ağırlıklı olarak hücumu Vazgeçmeyen, mücadelesini bırakmayan ve sezonun başlangıcı itibariyle geldiğimiz 16. hafta sonuna kadar gelişmesini, evrilmesini, ilerlemesini hiç kesintiye uğramadan sürdüren oyunculardan bir tanesi. Ferdi dolayısıyla şaşırtıcıdır ama Batu şu aynen herhalde. Burada Beşiktaş'ın e, istatistiklerde 16. hafta itibariyle yukarıya yükselmesi de dikkat çekici. Ferdi solda oynuyor, Fenerbahçe soldan oynuyor. Ferdi sağda oynuyor, Fenerbahçe sağdan oynuyor. Evet. Fenerbahçe'nin oyununu tek başına etkiliyor. Tek başına bir oyun merkezi. Ferdi tebrik edelim umarız. Mart'ta milli takımımıza da hizmet etmeye başlar. Alanya-Malatya maçı tabii bir noktadan sonra koptu. Efecan da evet. maçın kopmasında, gollerin yaratılmasında, altı gole gidilmesinde önemli rol oynadı. Balotelli zaten Süper Lig'in galiba en çok şut Doğru. oyuncusu. Doğru. Öyle bir özgürlüğü var. Başarılı da oluyor. İyi de gidiyor. Bu çizgisini sürdürürse milli takıma dönmesi de bence sürpriz olmaz. Çünkü İtalya'nın Santifor rotasyon çok güçlü değil. Çok iyi gitmiyor işleri. Batu rakip ceza sahasında toplu buluşma sayısı tek başına bir oyuncunun 11. Çok iyi bir sayı. Bazen takımlar bu sayıya ulaşamıyor. Bir takım 11'e ulaşamıyor. Özellikle güven girdikten sonra o rakip ceza alanı toplu buluşmalarda anlam kazandı. Güven Batu Şuayi ikilisi bir anda 3 gol yaptılar birbirlerine yaptıkları asistlerle. Tabii Beşiktaş'ın geleceği için anahtar. Bu sezonki geleceği için anahtar. Güven Batu duyumu. uyumu. Şimdi 16 haftalık yani sezonluk grafiklere bakacağız. Gole en çok katkı yapan yerli oyuncular. Umut Bozok ve Serdar Gürlen. 9 ile 1. ve 2. sıradalar. Efecan Karaca 8, Mesut Özil 7, Serdar Dursun, Güven Yalçın, Abdülkerim Bardakçı 6'şar. Gole doğrudan katkı yaptılar. Adem Büyük, Emrah Başsan, Emre Akbaba ve Bünyamin Balcı da 5 ile 4 sıralanıyor. Tabii özellikle Umut Bozok ve Serdar Gürler hani haklarını az teslim ettiğimiz iki oyuncu. Onların hakkını teslim edelim. Ee, Kasımpaşa'nın kulübesinde başladı sezon Umut Bozok. 3 dakika aldı, 5 dakika aldı, yarım saat aldı derken bunları çok iyi değerlendirdi. Bu fırsatları Yorgensen gibi bir santifola rekabet etti. Sonunda takımın en önemli oyuncusu oldu. 9 gol katkısı Süper bir istatistik. Bunu artırarak devam ettireceğini düşünüyorum. Çünkü zaten birkaç haftadır takımın direkt oyuncusu oldu. Dolayısıyla istatistiğini artıracak, devam edeceğini düşünüyorum. Serdar Gürler de Konya Spor'un başarı çizgisinde. Serdar Gürler Konya Spor'la kimliğini daha net ifade etme fırsatı, nasıl bir oyuncu olduğunu daha net gösterme fırsatı buldu mu sizce? Çünkü sanki e, Serdar Gürler çok fazla... Underrated deriz yani gereken şeyi hak etmedi, olması gereken övgüyü almıyormuş gibi. Pas oyununda var, hızlı hücumda var, şutu var. Evet son vuruşları da bu kadar iyi değildi. Toparladı. Bu kadar iyi değildi yani, gol vuruşları. Top saklıyor, oyun kurulmasına yardımcı oluyor. Kanatta da oyun kurulmasına yardımcı oluyor. Dolayısıyla komple bir oyuncu olduğunu göstermeye başladı mı? Değildi işte. Gelişimi şu Konya'da durmuyor. kendini buldu. Şimdi Serdar Gürler'le mesela Emrah Başsan'ı aynı oyuncu gibi görüyorduk. Birbirine çok benziyorlar. Açık alana ihtiyacı var. Birebir de rakip beki yakalayacak, onu geçecek. Taç çizgisine topu çevirecek. Hı. Mesela bu Yusuf Erdoğan veya. Öyle tanımlıyorsun değil mi bu oyuncuları? Daha fazlasını yaptığı zaman işte komple oyuncuya dönüşüyorsun. Şimdi Konya bu sezon daha fazla set hücumu oynuyor. Daha fazla rakip yer alana yerleşiyor. Normalde Serdar Gürler geçmişteki tanımıyla bu oyun aslında onun aradığı oyun değilmiş gibi geliyor ama Serdar da kendini geliştirdi. Doğru. set hücumu içinde de var. Pastrafi içinde de var. Gol vuruşunda süper bir aşıtma gol attı mesela bu sezon. Normalde o gol atan oyuncu bilmesen bu golü kim attı desen Konya'da Serdar Güler demezsin hemen. Ya, doğru. Başka oyuncuları sayarsın. Ya bu Serdar değildir dersin. Dördüncü 5. sırada belki Serdar aklına gelir ama Serdar geliştiği için de çok büyük takdir hak ediyor. Milli takıma seçilmediği için de hem kendisi üzüldü. Özellikle bu e, Cengiz sakatlandı. Cengiz sakatlandıktan sonra kadroya Barış Alper davet edildi. E, hatta sonra galiba bir kanat daha davet edildi. Şu an hafızam beni yanıltmıyorsa. Barış Alper'in davetinden sonra galiba Serdar çok üzüldü. Hatta paylaşım yaptı. Çok iyi futbolcu Barış. Tebrik ederim falan diye. Böyle biraz içinde herhalde sistem barındıran. Sonra o paylaşımı da sildi. Çünkü sezon başında o pozisyonun oyuncusu davet bekliyordu olarak. Konya'ya gidiyor. Konya Spor Kulübü de bu doğrultuda paylaşım yaptı. Serdar Gürler'in amil takım alınmaması ile ilgili sistemkar. Umarım alınır. Bence geniş havuzda değerlendirilebilir Serdar. Muhakkak konusunda takip ettiği oyunculardan biridir. Bütün ligi takip ah, ediyor. Ama hak ediyor. Büyüklerle de adı anıldı. Anıldı. Serdar'ın. Ama tercih... Niye gitmez büyüklere bu tip oyuncu? Gitmez mi acaba? Ha hani niye almaz büyükler? Ben bilmiyorum. Çünkü şöyle mesela Yusuf Erdoğan da bir ara Galatasaray'a gider gibi oldu olmadı. ...gitmedi. Trabzonspor'da evet. bir süre kalabildi. Emrah Başsan yine kısa bir... Galatasaray macerası var. Neredeyse hiç oynamadı. Serdar Gürler... ...büyük takım macerası yok. Niye yok? Bu oyuncular mesela Anadolu'da ciddi fark yaratırken... ...Yusuflar, Emrahlar, Serdarlar... ...niye dört büyüklerde kalıcı... ...olamazlar? Şöyle cevaplarsın aslında. Hı. Kağıt üzerinde... ...geniş alana ihtiyaçları var. Savunmanın... ...öne çıktığı takımlar... ...arkasında boşluk verecek. Bu oyuncular alan bulacak. Öyle faydalı olacak. Büyük takımların rakiplerinin savunmaları öne çıkmaz. Büyük takımların rakipleri savunmayı derinde kurar. Savunmayı derinde kuran takımlara karşı da bu tip oyuncuların, koşucu oyuncuların, patlayıcı oyuncuların çok alan bulamaması normaldir. Mesela Onyekuru'nun da alana ihtiyacı, Geri Rodriguez'in de alana ihtiyacı. Onun gibi düşün. Bir türlü büyük takıma koyuyorsun, geliyor biraz olur gibi oluyor sonra olmuyor falan. Karar veremiyorsun. Ama Serdar değişti, dönüştü. Bu değişim dönüşüm belki onu başka bir noktaya götürebilir. Daha önce görülebilirdi bence bu öngörülebilirdi ama neyse. İnşallah bundan sonra sadece Serdar'ın değil bütün oyuncuların hak eden, çalışan, mücadelesini ortaya koyan bütün oyuncular için yolları açık olsun. İnşallah en iyisini elde ederler. Sıradaki sayfamız neymiş bir saniye özür dilerim. Buna ekleyecek bir şeyiniz var mı Uğur Bey? Yok teşekkür ederim. En çok faal yapan takımlarda mıyız sevgili Reji? Buyurun. Yaptığı faul. Aa burada Fenerbahçe birinci sıradaymış. Evet çok enteresan. Değil Ortalama değil mi? 16 haftalık değil mi? Evet. 14.2. Demir Grup Sivas Spor Keza. 14.2 ile paylaşıyor. Beşiktaş 13.1 ile 5. Galatasaray 11.3 ile 12. Trabzonspor 10.8 ile 16. Galatasaray'ın en son Sivas maçındaki e, soy soyası sayısı şaşırtmıştı bizi değil mi? Maç sonu itibariyle 6 mıydı? Hatırlıyor musunuz? Hatırlayamıyorum. Sivas deplasmanında. Galatasaray'ın faul sayısı. Evet evet. Olabilir. 6, 7 miydi öyle yanlış mı hatırlıyorum yoksa. 13 Sivas'ındı. Neyse Tolga şimdi söyler bize eğer e, bakabilirse. Burada şey şaşırttı beni açıkçası. Fenerbahçe'nin zirvede evet. olması değil mi? Galatasaray 6 değil mi? Doğru hatırlıyoruz. Evet doğru. Maçı 6 faulle tamamlamış. Ortalaması da zaten 11.3 Galatasaray'ın. Şimdi Vitor Pereira'nın Fenerbahçe'deki oyun anlayışıyla aslında paralel. Asla çok da şaşırmamamız lazım. Çünkü Vitor Pereira iyi mücadele eden bir takım yaratmak istiyor. Savaşan bir takım, dinamik bir takım yaratmak istiyor. O tipte orta saha seviyor. Bu hafta maça hangi orta sahaya çıktı? Crespo, Gustavo. Geçen son Emre Hoca Gustavo'yu kullanmıyordu. O tipte sıfır oyuncu kullanırken Emre Hoca ön libero rolünde Sosa'yı kullanırken iki tane kullandı o tipte Vitor Pereira hatta 3 kullandığı maç oldu. Max Meyer, Crespo ve Zaytis'e 3'ünü birden kullandığı maç bile oldu yani. 3 tane o tipte 6 numara tipinde oyuncu kullandığı bile oldu. O da tabii rakip kazandığında hızlı geçişi denediğinde faul yap stratejisiyle ilgili. Fenerbahçe maçlarında çok faul oluyor. Rakipler de çok faul yapıyor. Fenerbahçe çok faul yapıyor. Büyük takımın tercih türden bir şey değil. Sivas'ın o kadar faul yapması normal. Sivas zaten topa yüzde 44 sahip oluyor. Geçiş hücumu kolluyor. Pozisyon Çok temaslı oynuyor. Için. Oyuncu tipi öyle, oyun tipi öyle. Çok da far yapıyor. Sivas'ın çok far yapmasına şaşırmıyorsun Sivas'ın orada. Olma. Ama Fenerbahçe'nin Sivas kadar far yapması işte onu açıklamak, bunu anlamlandırmak kolay değil. Neden böyle? Çok gurur duyulacak bir sesi değil. değil e, yani... Bir sonraki sayfamız iç sahada en çok puan toplayan takımlar sıralaması. Gaziantep burada. Şöyle bir bakıyorum. Uğur Bey en son evinde Giresunspor'la bir bir berabere kalmış. Ee, ondan sonra Kasımpaşa, Konyaspor ve Fenerbahçe galibiyetleri var. Deplasmanları saymıyorum. Onlar mağlubiyet. Zaten evinde kazanan diyoruz ki en son evinde ne zaman kaybetmiş? Şöyle bakıyorum. Gaziantep'in hiç yenilgisi hiç yok ki. Evet. Medipol Başakşehir'in burada bulunması herhalde Emre Hoca'nın başarısı. O iki yenilgi de Aykut Hoca döneminden. Emre Hoca hiç kaybetmedi. Evet, Emre Hoca hiç kaybetmedi. Bir tane bir, beraberliği var. Bir tane beraberliği var. Şimdi Gaziantep'in deplasmanlarda sadece bir puanı var. 16 maç, 8 iç sağa 20 puan. E o zaman toplam 21 puan olduğuna göre demek ki deplasmanda bir puanı var. Doğru mu anlıyorum Tolga? Böyle oluyor. Yani bu 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 kadar Doğru. Bu kadar radikal ters istatistikle enteresan. Bu kadarını beklemezsin yani. İç sahada 20, dış sahada 1. Açıklaması güç. Biz burada konuşmuştuk. Hafta sonu hoca da aynı şeyi söyledi. Erol Hoca da iç gidiyoruz. İnşallah deplasmanda da bundan sonra garip değil mi? Bunu değiştireceğiz dedi. Bence bu kadar Sivas büyük fark garip. Beraberliği var değil mi? Deplasmanda evet. Sivas Spor beraberliği var. Başakşehir'in, Beşiktaş'ın, Konya'nın, Trabzon'un burada olmaları normal. Çünkü dört takımı bir araya getiren duygu ne? Set ucumu sevmeleri. Oyunu rakip yarı alanda oynamaya çalışmaları. Dominant bir futbol. Trabzon 9 hafta itibariyle öyleydi. Ama Konya, Başakşehir, Emre Belözoğlu'nun Başakşehir'i yani ve Beşiktaş benzer duyguları var. İç sahada burada puan tablosunda zirvede olmaları normaldi. Bir de dış sahaya bakalım o zaman. Bakalım. Dış sahada en çok puan toplayan takımlar ilk 16 hafta itibariyle burada Trabzonspor birinci sırada. Alanya Spor, Hatay Spor, Fenerbahçe ve İttifak Holding Konya Spor olarak sıralanıyor. Tabi Alanya'nın oyunu mesela çok uygun deplasmana. Onun burada olması özellikle Bülent Korkmaz dönemi futbolunu değerlendirdiğin zaman normal. onlar da aynen Sivas Spor gibi topu paylaşıyorlar. Hatta rakibe bırakıyorlar. Mümkünse, mümkün olduğu kadar. Davidson ve Efecan'la çok hızlı çıkıyorlar. Emre Akbaba da zekasıyla oraya önemli katkı yapıyor. İyi bir deplasman takımı yarattı. Bülent Korkmaz doğrusu söylemek gerekirse. Oralarda olmaları normal. Vitor Pereira'nın Fenerbahçe'si de burada evet. ilk 5'te gözükmesine rağmen 4 yenilgisi var. Normalde evet ee, ilk 5 içinde ama çok da başarılı bir tablo olduğu için değil daha iyi olmalı tabii ki Fenerbahçe. Fenerbahçe olduğu için. Evet Fenerbahçe. Konya, Hatay, Alanya orada olması tabii ki başarıdır. Ama Fenerbahçe'nin daha fazla puan toplaması gerekir tabii onlarda. İstatistik olarak bu sayfa son sayfamızdı. Uğur Bey, değerli izleyenler. Şimdi bir araya gidelim ardından yine haberlerimize, gazete başlıklarımızla devam edeceğiz. Bu bölümdeki ilk başlığımız Fanatik Gazetesi'nden geliyor. Ekranlarınıza Muslera'dan kötü haber. 35 yaşındaki Uruguaylı kalecinin en erken Mart ayında takıma dönmesi bekleniyor. Sivas maçında Luyendama ile çarpışan ve stattan koltuk değnekleriyle ayrılan Muslera'nın sol diz iç yan bağlarında ileri derecede yırtık, ön çapraz bağında esneme tespit edildi. Tecrübeli kaleci 8 ila 10 hafta arasında takımdan ayrı kalacak. Teknik heyet alternatif çözümleri gündeme aldı. Peki alternatif çözümler ne Gazetenin haberinden devam edelim. Bu formüllerden biri sezon başında Giresunspor'a kiralanan Okan Koçuk. Onun geri çağrılması. Karadeniz ekibinde başarılı bir performans ortaya koyan 26 yaşındaki kaleciyle ve kulübüyle bir görüşme yapılacak. Okan'ın yerine İsmail ya da Fatih Öztürk'ün Giresun'a verilmesi düşünülüyor. Ancak Giresunspor cephesinden olumsuz bir yanıt gelirse yeniden transfer çalışmalarına ağırlık verilecek Fatih Terim'in sezon başından beri kadrosunda görmek istediği 23 yaşındaki İrfan Can Bayat için Galatasaray tekrar devreye girecek. Göztepe'ye bu kez para artı takas teklifi yapılacak. İlerleyen yaşı nedeniyle Muslera'nın yerine düşünülen İrfan Can'ın Uruguaylı meslektaşıyla birlikte birkaç sezon geçirmesi ve tecrübe kazanarak takımın bir numarası olması planlanıyordu. Yaşanan son sakatlık nedeniyle bu planın daha erken devreye alınması gündeme geldi. Bu arada bakayım burada Fatih Terim 2.3 üstte yanlış kullandınız diye bir başlık var. Cezası nedeniyle Sivas mücadelesini locadan takip eden Fatih Terim'in oyuncularıyla yaptığı maç sonu değerlendirmesinde fırsatı yakaladık. Yine atamadık, atamıyoruz. Atmamız lazım. Son tercihleri yanlış kullandınız dediği öğrenildi. Herhalde sadece böyle değildir. Çünkü ya, üretim anlamında çok fazla üretemedi. Yani son tercihleri yanlış kullandıktan ziyade Belki üretime de vurgu yapmış olabilir ama yer kalmadığı için belki bu kadar evet. yazılmış olabilir. <laughs> 0-22 gol bekleriz. Evet, Okan Aynen, Koçuk zaten e, neden kiralandığını anlamadım ki bunu şu anda söylüyor değilim. Yazın daha lig başlamamıştı. Okan Koçuk kiralama kararı alındığında ya Galatasaray bu sezon 3 cephede mücadele edecek. E, da sezonu formsuz açmıştı hatta hatırlarsın. PSV maçlarında kritik hatalar yapmıştı. Acaba Okan Koç'un kiralanması doğru bir karar mı? Fatih Hoca ee, Muslar'ın oynayamadığı maçlarda İsmail Çipe'ye sıra gelirse hani çok memnun olacak mı? Okan arayacak mı? diye burada konuştuğumuzu birkaç sefer konuştuğumuzu hatırlıyorum. Giresun 13 maç sadece 11 gol yedi. Çok iyi performans gösterdi. Giresun Spor'da elbette herhalde bırakmak istemeyecektir. Ama sözleşmesi nasıldır? Hani bir yıllık kiralarken devre arası çağırma opsiyonum var yazmış mıdır Galatasaray bilmiyorum. O sözleşme koşullarını bilmiyorum. Ama Okan Koçuk'un da sanki hak ettiğinden daha az gördüğünü hisse, daha az değer gördüğünü hissediyorum Galatasaray'da. Transfer anlamında tabii zor bir durum. Devre arasında kimse kalecisini bırakmak istemez. Tercihleri o anlamda Galatasaray'ın zorlanacak gibi. Bu arada Bursa Spor'un... Hayır, adı geçiyor. Evet, buyurun. Son dönemde sürekli böyle iyi kaleciler çıkartması ve lige yayılması işte Harun bir dönem Çok iyi çıkış yapmıştı Sonra aynı seviyeyi koruyamasa da Okan Koçuk da Bursa Spor kökenli Muhammed Başakşehir'de Bu hafta forma giydi Muhammed Şengezer O da iyi bir kaleci Bursa'da böyle bir nüve var Böyle bir üretim var Okan da o üretimin Parçalarından biri kolay bir şey değil bu minvalde onu belirtelim. Bir sonraki sayfamız değerli izleyenler Sabah gazetesinden geliyor. Ekranlarınıza Pereira Brezilya'ya, Biliç Kanarya'ya demiş gazete. Fenerbahçe'de Pereira ilk yarı bitene kadar takımın başında kalacak. Daha sonra ise Flamengo'ya gideceği ve yeni hocanın Slaven Biliç olacağı iddia edildi demiş gazete. <laughs> Fenerbahçe'de eleştiri oklarının hedefi olan Gaziantep karşısında alınan 3-2'lik yenilgi sonrası iyice topun ağzına gelen teknik direktör Vitor Pereira ile yolların ayrılacağı iddia edildi. Portekizli çalıştırıcının ilk yarının bitimine kalan 3 karşılaşmada Beşiktaş, Karagümrük ve yeni Malatyaspor Özgür Kavlon yeni Malatyaspor takımın başında olacağı belirtilirken daha sonra ayrılıp Brezilya ekiplerinden Flamengo'ya gideceği bildirildi. Sarı lacivertli yöneticilerin Pereira'dan boşalan koltuğa getireceği isim de kulislerde konuşuluyor. Sezon başında temasa geçilen ancak Çin kulübü Beijing Guan ile olan sözleşmesi sonlandırılamayan Slaven Bilic de bu kez mutlu sona ulaşıldığı ifade edildi. 53 yaşındaki Hırvat çalıştırıcının Slaven bir için Ocak'ta göreve başlayacağı aktarıldı diyor. Yani hep şeyli e, haber iddia edildi, Evet. Şu aşamada Vitor Pereira ile ilgili bir pozisyon alınmaması e, doğrusu beni şaşırtıyor. Çünkü Vitor Pereira'nın <laughs> ortaya koyduğu veriler, ortaya koyduğu oyun sabit fikirliliği itibariyle Fenerbahçe'yi daha ileriye götürebileceğine dair çok fazla benim inancım kalmadı bu hafta ile ilgili iki şey söyleyeyim. Birincisi 73. dakikada durum 3-2 oldu. 73'e kadarki durumu sorgulamıyorum bile. Sadece 73'ten sonrasını soruyorum. Fenerbahçe ondan sonra oyunu rakip yer alana yığabildi mi? Ee, zorlayan, arayan, tutkuyla deneyen bir performans sergiledi mi? Hayır. 3-2'den sonra isyan etti mi, itiraz etti mi oyuna? Çok fazla öyle bir resim vermedi. 3 oyuncu değiştiği hakkı vardı. Sadece bir tane kullandı. Muhammed'i soktu. Sosyal ve sokmadı. Yani bu veriler itibariyle sadece 73'ten sonraki davranışı itibariyle bile e, Pereira'nın Fenerbahçe performansının yeterli olmadığını ve artık devam edilmesi için Elle tutulur, herhangi bir umut ortaya koymadığını düşünüyorum. Ben bugün Pereira ile yolları ayırırdım. Devre arası Slaven Bilic göreve gelecekse bile, bu gerçekse bile kalan bölümde Pereira ile devam etmezdim. Fenerbahçe yönetimi neden pozisyon alalım çok anlam veremiyor. Uğur Bey bu arada şey geldi bir mesaj geldi de onu okuyordum. Giresun Spor Kulübü Başkanı Hakan Karahmet. E, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Okan Koçuk'la yaptığımız sözleşmede devre arasında geri dönmesine yönelik bir madde yok. Ama Galatasaray'la ilişkilerimiz iyi. Bir talep yok şu anda olursa oturur konuşur durumu değerlendiririz demiş. Yani böyle bir madde var mı acaba diye e, konuşmuştuk sizinle öyle bir madde yokmuş, olmadığını söylemiş. Yokmuş. Peki. E, çok özür dilerim araya girdim. Tekrar e, şeye dönecek olursak, Fenerbahçe'ye dönecek olursak e, en son cümleniz Pereira artık umut vermiyor. Kalan 3 maçta kalmış olsa dahi artık umut vermiyor. Bilic gelecek dahi olsa Ocak ayında yani ilk yarı ne zaman şey ikinci yarı ne zaman şu 7'sinde değil mi? 7 Ocak'ta ilk hafta sonu aynen öyle. 27'sinde bitireceğiz 7'sinde Başlayacağız. Orada başlayacak dahi olsa yolları evet. ayırmakta fayda var. Öyle düşünüyorum. Çünkü Diyorsan. dediğim gibi 1 73'ten sonra mağlubiyete isyan itiraz eden bir takım yoktu. 2- oyuncu değişti, hakkı olmasına rağmen sadece Muhammed'i soktu. Sosa'yı, Pelkas'ı sokmadı. Bunu açıklamak çok güç. Oyuncularla da hocanın bağlantısı bana da öyle geliyor. Gibi. Çünkü niye sokmazsın ki? Sosa geçtiğimiz gibi. hafta girdikten sonra 3 gole öyle veya böyle katkı yapmış. İyi oynamış baştan başlatmanın. hadi o ayrı bir tartışma konusu ama sonradan niye sokmasın dakika vermezsin bunu açıklamak imkansız. Pelkasa ne oldu? Son bölümde de mi kullanılamaz? Bunu açıklamak imkansız. 3 oyuncu değişti yapıyor. Rossi çıkarıyor. Berisha'yı sokuyor. Yani forvet çıkarıp forvet sokmaktan başka herhangi bir çözüm planı yok. Sağdaki forvet sayısını asla artırmıyor. Hep 3 hücum oyuncusu. 3 hücum oyuncusuyla başlıyor. 3 hücum oyuncusu da bitiriyor. Rakip ne olursa olsun, skor ne olursa olsun. Ya mağlup durumdayken Fenerbahçe sağdaki forvet sayısı en azından artırır. Bu veriler ışığında Pereira'nın bu sabit fikirliği çerçevesinde bugün yolların ayrılması gerektiğini düşünüyorum ben. Bir sonraki sayfamız e, Posta gazetesinden Fenerbahçe bu değil başlığıyla çıkmış. Gaziantep'te yenilen Fenerbahçe'de Mesut Özil bu kadar hata yaparsan yenilirsin diyerek arkadaşlarına sert çıktı. Yıldız oyuncu derbi zaferi için söz aldı. Aslında maçı kazanabilirdik, hırslıydık, iyi mücadele ettik. Ancak bireysel hatalar hırsımız, hızımızı kesti. Hatalar olmasa şu anda farkı 9'a indirmenin keyfini sürecektik. Hatalarımızdan ders alarak derbiye öyle çıkmalı ve kazanarak yeni bir seri başlatmalıyız dedi. Gaziantep'te yenilgide hatalarıyla rol oynayan Berke, Gustavo ve Kim, Kim Minje de tüm futbolcular derbi galibiyet için söz verdi. Yani Berke biraz fazla Ağır olmamış mı? Yediği ilk gol hata olarak mı? Yok Değil hayır. De, ben Berke'nin de... o bulunduğu yer ben doğruydu bence. Yani. Büyük Takım takımsın. Takım hücum ediyor. Evet. Gelen topu toplayacak orada onun görevi. Tabii. O... Oyun kuruyor. Yani orada ona yaklaşman normal. Kesilecek bir fatura yok. Çok iyi bir şuttu. Yani. Hatalarımızdan ders çıkaracağız demiş Mesut Özil. Soyunma Odası'nda yaptığı şeyde. Konuşmada. Eee Şöyle bakıyorum. Başka da şeyimiz kalmadı. Guardian gazetesine gideceğiz şimdi. Tabi. Uğur Bey. Guardian gazetesi. Bu nerede? Ha. Gol yağmuru demiş, değil mi? Hem gol hem de oyuncaklar yağmış. Bu başka şeyimiz var mı acaba? Bu başka fotoğraf var mı bu haberden sevgili tutuldu? Hah, varmış evet. Bunun şeyi nedir? Şuradan bakıyorum. Ama tabii görüntüleri de getirelim. Neden atmışlar onu aradım ama. Şimdi Real Betis'in böyle bir geleneği var. Ee, her yılbaşı öncesi. Ha, e, evet. Var mı önünde? Buyurun görüntüsü. İmkanları de. olmayan çocuklar görüntüsü. için tribünde böyle bir organizasyon yapıyorlar. Kullanılmayan oyuncaklarını getiriyorlar. Maç sahaya atıyorlar. Onlar toplanıyor ve ihtiyacı olan çocuklara dağıtılıyor çok sevimli. Örnek alınacak bir davranış olduğu için onu gösterelim istedik. Paylaşımın e, hani hem dönem itibariyle yeni yıl yaklaşıyor. Onlar için e, paylaşımın beraberliğin, birlikteliğin bir simgesi olarak. Bunu her sene yapıyorlar mı? Evet Uğur bu Bey. bir, bu bir gelenek. Bu bir gelenek. Bu kez de çok sevimli. Takımları da çok iyi gidiyor. Şu görüntü çok güzelmiş. Çok olumlu bir futbol oynuyorlar. Pozitif futbol oynuyorlar. E, ligin zirvesine zaten çok yakınlar. Dört maç rüsüde kazanıyorlar. Bu maçta da Sosyedat'a ki Sosyedat direkt rakiplerinden bir tanesi. Gol yağdırdılar. Gol yağdırdıktan sonra oyuncakları da yağdırdılar. Unutulmayacak bir gün Real Betis taraftarı için. Bir sonraki sayfamız. Tebrik edelim Real Betis taraftarını. Bir sonraki sayfamızda daily Star'dan geliyor. Hangisini alıyoruz burada? 7-0'lık galibiyeti mi? Manchester City'nin yoksa Aubameyang'ın? İkisini de konuşabiliriz. Aubameyang kaptanlık elinden alındı. Son maç kadrosuna konulmadı, bir seyahat yapmıştı. Ee, annesinin de rahatsızlığı söz konusu ama bir taraftan da olmaması gereken bir yerde de fotoğraflandı, görüntülendi. Evet. Onunla ilgili tartışma var. İngiltere kamuoyu da ikiye bölünmüş durumda. Bir taraftan diyorlar ki izinliydi zaten. Bir taraftan diyorlar ki izinli olması yetmez. Hani böyle bir görüntü vermemeliydi. Ama Obama Yang zaten bence kaptanlık verilmesi doğru bir karar değildi Obama Yang'a. Şimdi de kaptanlık alındı. Arsenal yeni kaptanını arıyor. Hatta Obama Yang'ın da transferde Barcelona'ya yönelebileceği iddia ediliyor. Yani Arsenal'dan ayrılığının fitilinde ateşlediği iddia ediliyor. Dolayısıyla bunu da takımda bir huzursuzluk olarak yazmış gazete. Ve diğer taraftan 7-0'lık galibiyette Premier Lig tarihine e, Guardiola geçti. Birçok başlıkta geçti. 500. golüne ulaştı. 800. 800 ve 801'e ulaştı kariyerinde. E, 7-0 zaten başlı başına bir şey. Hocasına da, hocasına derken e, Leeds'in hocasına da bir destek mesajı göndermeyi unutmamış. Evet, Bielsa bu takıma Championship'te önce şampiyonla yaklaştırdı, yapamadı. Sonra şampiyon yaptı. Sonra Premier Lig'e e taşıdı. Dokuzuncu yaptı. Büyük takdir topladı oynattı oyunla. Bu sezon bu küme düşmanına yaklaşması Bielsa için biraz tehlike çanlarının çalması neden yani oldu. Guardiola da bence hak ettiği bir destek verdi Bielsa'ya. Çok fazla vaktimiz kalmadı ama bir e, fotoğrafımız daha var değerli izleyenler. Golden State Warriors'ın NBA'de e, sosyal medya hesabından e, Stephen Curry'nin bu sabah karşı oynanan karşılaşmada e, lig tarihinin NBA tarihinin en çok üçlük atan oyuncusu rekorunu kırması. Evet. Ki zaten maça çıkarken sadece iki isabet gerideydi. Ee, bir dakika 50 saniyeydi yanlış hatırlamıyorsam eğer. Ee, bu rekoru kırdı. Bu rekor kırıldıktan sonra oyun durdu izinli olarak. Tebrikler geldi. Orada bir şey yapıldı. Tezahürat yapıldı. Rekorun eski sahipleri şimdi görüntüye evet. giriyor. Ray Allen ve Reggie Miller'da tebrik ettiler Steph Curry'i. Muazzam bir başarı. Oyunu değiştiren adam. 2009'da NBA'ye girdiğinde NBA'de bir maçta ortalama 15 tane üçlük kullanılıyormuş. Bugün kaç biliyor musun ortalama? 34. İki katından daha fazla. Oyunu değiştiren adam. Diyelim ve noktayı koyalım. Uğur Melek'e çok teşekkürler. Evet, teşekkür Bugünlük bizden bu kadar efendim. Veda etme zamanı geldi. Tekrar birlikte olana dek hoşçakalın, mutlu kalın ve de sağlıkla kalın.